Çünkü onlar da Merdan Yanardağ'ın tutup gözaltına alındığı andan itibaren büyük bir dayanışma içerisinde Evet, oldular. sağ Hep olsunlar. yanımızda Teşekkür oldular. ediyoruz. Merdan Yanardağ Silivri'den şöyle demiş Evren. Eğer ulaştırabilirsem bu Silivri'den gönderdiğim bir ilk bir gün yazısı olacak. Artık durum cezaevi normallerine döndü sayılır. Kasıtlı olarak bayram tatiline denk getirildiğini düşündüğüm tutukluluğun ilk günlerinde ortalık tırnak içinde Kerbela gibiydi. Bütün yetkililer izinde ve kantin de kapalı olduğu için temel ihtiyaçlar bile ancak buradaki dostlarımızın büyük çabayla verdiği destek ve personelin iyi niyetli yaklaşımlarıyla çözüldü. Yaklaşık bir hafta boyunca ne gazete, ne kitap, ne televizyon, ne de saat vardı. Peçete, tuvalet kağıdı gibi temizlik ve diğer ihtiyaç maddelerine bile ulaşmak zordu. Ancak bütün sorunları dayanışma ve dostluklarımızla aştık. Bu bizim büyük gücümüzdür. Artık kağıt kalemde var, kitap televizyonda. Yani yazabiliyorum. O tecrit günleri geride kaldı diyebiliriz. Tecrit derken onu yine tırnak için almış tabii. Özel bir vurgu yapmış. Geriye bir özgürlük kaldı elbette. Merdan Yanardağ'da tutuklandığına, cezaevine atıldığına göre rejimin başı göğe ermiştir. Ülke daha demokratik, adil, mutlu ve zengin olmuştur. Kutluyorum kendilerini. Çok mantıklı. Silivri bu rejimin imgesidir. Zulmün, baskının, kumpas davalarının, cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye ve insanlığın ilerici birikimine saldırının simgesi. Buradan geçmek de bu rejim koşullarında neredeyse ülkenin aydınlarının, yurtseverlerinin, demokratlarının, sosyalistlerin kaderi oldu adeta. Öyle ki bir gün gelecek, burada kalmak bir prestij konusu olma halini alacak diyor. Ve bir analizi var neden tutuklandığına dair, Türkiye'deki mevcut duruma dair. Bundan sonra artık madde madde yazacağım demiş. İlk 5 maddeyi Bir Gün Gazetesi bu hafta pazar günü köşesinde yer vermiş. Bu hafta pazarda geri kalan diğer maddelere yer verecek ama bunları da aktaralım. Tutuklanma hikayem sanırım genel çizgileriyle biliniyor. Ben de yaptığım açıklamalarla olayı nasıl değerlendirdiğimi anlattım. Şimdi bu yerde tutuklama operasyonunun arka planını ve oyununa ilişkin kimi noktalara dikkat çekmeye ve bazı notlar düşmeye çalışacağım. Bir anlatım ve okuma konusu olsun diye de maddeler halinde sıralayacağım. Birincisi, kuşkusuz bu operasyonun öncelikli hedeflerinden biri bağımsız medyaya gözdağı vererek otosansür uygulamasına zorlamak, hatta susturmaya çalışmaktır. Toplumu sindirmeye, seçimlerde ortaya çıkan büyük direniş potansiyelini geri çekilmeye yöneltmek, tehdit etmektir. Bunu ilk günden beri vurguluyoruz zaten biliyorsun. Evet. Yani bütün herkese gözdağı veriliyor ve başınıza hani Tele1'e gelenler gelir deniyor. Oradakiler de yani diğer medya kuruluşlarında, alternatif yayıncılık yapan medya kuruluşlarında biraz daha dikkatli olalım diye insanlar düşünürler. Tabii. Zaten otosansür uygulanmaya başladır. Tabii. Bir otosansür uygulaması AKP iktidarının ilk yıllarından itibaren zaten yandaş medyada henüz daha böyle yandaşlaşmamış yani havuzdan yandaşlaşmış. Daha ne yapacaklarını tam bilemedikleri. Yok öyle havuzdan dönemlerde. Yandaşlaşmamış çünkü o yandaşlığı beğenmediler. Yani ara ara kendilerini dikkat eden, kendilerini öven medya kuruluşları onlara yetmedi. Tamamen biat eden, tamamen kontrol altında bir basın dünyası, bir medya dünyası yaratabilmek için biliyorsun işte kimi iş adamları tehdit edildiler, vergilerle, cezalarla, yargılamalarla tabii. Tehditler edildiler. Evet. Onlar da peyderpey satmak zorunda kaldılar. Havuzdan havuza kamu kaynaklarının kredide kullanıldığı, kredi vererek bir operasyon çekildi. Medyada kalmış 3-4 numune, o 3-4 numune de şu anda en öncelikli hedef. İki diyor Merdan Yanardağ, Tele1 yayınlarının çok geniş bir toplum kesimine ulaşması, siyasal yaşam ve mücadele süreçleri üzerinde etkili olması da bu operasyonun nedenlerinden biridir. Özellikle seçim öncesi ve sonrasında yayınları bu bakımdan radara girdiğini düşünüyorum. Sosyalistlerin, solcuların, emekten yana olanların, yurtseverlerin yoktan var ettiği bir televizyon kanalının başarılı olmasını hazmedemeyeceklerdi. Öyle oldu. Öyle de oldu. İktidarı en çok zorlayan bir kitle iletişim kuruluşunu susturmak isteyeceklerdi. Ama başaramayacaklar. Bunu herkes görecek. Evet yani işte hemen ardından gelen 7 günlük ekran karartma cezası, 5 program durdurma, 2 tane %5'lik para cezaları, Tele1'e dönük aynı zamanda özel bir muameleye hani maruz kaldığımızı yani, ortaya koyuyor. Yani özel bir özel bir hedefiz. Bentten ne denir ona?
Anlayamadım. Özel bir kanun maddesinden ya, 8'e B'den verdiler. 8'e B'den sığmadığı halde. Üçüncüsü, seçim sonrasında muhalif bağımsız medyanın büyük bir bölümünün iktidarın iftiralarını, kara propagandasını bir yana bırakıp, hile ve sahtekarlıkları unutup, ülkenin demokratik ittifakına neden kazanamadın diye sormasını da doğru bulmadık. Biz dikkati adil olmayan, antidemokratik koşullarda yapılan seçimlere ve çalınan halk iradesine çektik. %48'lik, gerçekte daha fazla, muhalefet ve direniş potansiyelinin değersizleştirilmesine itiraz ettik. İktidarı sınırlayacak tek güç olan, ki başka kalmadı, bu önemli demokratik bloğun dağıtılması operasyonuna direndik. Bu girişimin iktidar güdümlü olduğunu ortaya koyduk. Bu tutum ve yayın çizgimizin iktidarı çok rahatsız ettiğini biliyoruz. Bize söylediler, olmayınca uyardılar, olmayınca da tehdit ettiler. Burası yeni bir bilgi olabilir izleyicilerimiz için. Merdan Yanardağ içeriden seçim öncesi ve sonrasında izlediğimiz yayın çizgisinin konusunda bir uyarı aldığını, önce söylediklerini, uyardıklarını, sonra da işte tehditlerin geldiğini söylüyor. Geri çekilmedik, geniş cumhuriyetçi kesimlere merkez sağdan sola kadar ulaşmamız, bu büyük demokratik potansiyeli içermemiz iktidarı çok tedirgin ediyordu. Operasyonun, tutuklamanın bir nedeni de budur diye düşünüyorum. Evet. Ve değişim tartışmasına müdahale. Burası CHP'ye ilişkin değerlendirmeler var. Tabii CHP şu anda toplumun radarında, radarında derken işte ne olup ne bittiğini, hem çok olup biteceğini çok merak ettiği, diğer taraftan hiç merak etmediği. Çok ilginç. Çok tezat böyle belki. Yani, ama ikisi nasıl de var. İkisi. Yani ama aman bari diyor ya. Yani madem böyle bütün bu yenilginin... Bir taraf ne yaparlarsa yapsınlar artık ilgilenmiyor. Evet, yenilginin sorumluluğunu tamamen CHP'nin üzerine yıkmış ve seçimi kaybetmiş olmanın verdiği moral bozukluğunu daha çok işte CHP'ye dönük bir ilgisizlik içerisinde. Aman ben bundan sonra filan sandığa da gitmem, o da öyle yapmaz, böyle yapmaz diyen bir kesim var. Ama diğer taraftan da Türkiye'de mevcut siyasi yapı içerisinde hala ana muhalefet partisi ve iktidarın karşısında en güçlü blok, Cumhuriyeti kuran ve yeniden eğer AKP karşısında bir muhalefet bloğu oluşturulacaksa en önemli adres ve şu anda bir değişim tartışmasının içinde. Değişim tartışması da hafta sonu, işte dün programınızı yolda izledim ben. Yaşar Aydın'ın çok güzel vurgu yaptığı üzere, yani değişim değişim, herkes değişim diyor ama hani değişime ilişkin şey kalmadı. Ekrem İmamoğlu'nun değişim vurgusuna dair mesela değerlendirmesi önemliydi. Yani bir internet sitesi kuruyorsunuz, değiştirelim. Peki nasıl değiştirelim? Siz yazın diyorsunuz. Yani ortada bir sıkıntı sizin, var. Sizin hani Türkiye'yi sunduğunuz bir öneri, şunu şunu yapacağız dediğiniz bir yol, yöntem yok. Yok. Yani demokrasi, işte dedim ya, 14 yerinde demokrasi geçiyor. 4 yerde adalet geçiyor. Hukuk yok. Yani hukuk vurgusu yok. Mesela normal şartlarda işte ülkenin içinde bulunduğu koşullara dair vurgu yaparsınız. Bir değerlendirme yaparsınız. O değerlendirmede mevcut CHP yönetiminin alternatifi olmak istiyorsanız, dolayısıyla mevcut yönetimin, mevcut genel başkanın ve kadrolarının çizdiği siyasetin dışında bir siyaset tanımınız varsa onu ifade edersiniz. Orada bir farklılık yoksa bu seçimlerin kaybedilmesine ilişkin değerlendirmeleriniz, genel merkezin hatalarına dair bir değerlendirmeniz varsa onu paylaşırsınız. Hı hı. Ve yerine ne koyacağınızı, nasıl yapacağınızı da anlatırsınız. Yani bir iddia ile ortaya çıkarsınız. Burada böyle bir iddia henüz yok. Yani bir nasıl yapalım, nasıl edelim, siz ne dersiniz? Hani yazmış bir izleyicimiz, göndermiş o gün, paylaşamamıştım programda. Merdan Yanardağ'ın tutuklandığı gün ya da tutuklandıktan sonra buna itiraz etmeyen bir siyasi hareket mi olacaksınız diye sordum. Yani o görüşler kısmına mesela böyle bir görüş sorulmuş. Şimdi o görüşlerde ilk gün 32 bin, ikinci gün 48 bin kişiydi herhalde. Şu an kaç bilmiyorum. Kişinin görüş paylaştığı belirtildi. Çok düşük. Yani koskoca Türkiye. Türkiye'de 800 bin oy fark atmış, milyonlarca kişinin oyunu almış belediye başkanı, bir siyasi hareket. Evet. Ve o siyasi harekete önderlik ediyor. İnsanlardan görüş, destek istiyor. Ve işte 2 günde 48 bin ve onu hani büyük bir rakam gibi, büyük bir sayı gibi çok aktardılar düşük. Ama bence çok düşük. Yani ilgi yok. İnsanlar soğuk siyasete. Evet.
Siyasete çok kızgınlar. CHP'ye çok kızgınlar. CHP'de bir ismi öne çıkartarak da olmuyor o kızgınlık. Yani Kılıçdaroğlu'na da kızgın, İmamoğlu'na da kızgın. Bu kaybetmenin hesabını bir yere sormak istiyor ve sonra sorduğu adres şu anda burası. Muhalefette bir toparlanma son dönemde, son 3-5 günde diyelim. Ya kendi içimizdeki hesaplaşmaları bir an önce kenara bırakalım ve yeniden toparlanalım çıkışları görüyorum. Ne kadar başarabilirler, toplum ne kadar buna izin verir, ya izin verir derken yani teveccüh gösterir anlamında. Onu göreceğiz ama nereden yanardan içeriden dışarıdaki bu tartışmalara da bir el attığını söyleyebiliriz. Bakalım neler söylemiş, o yüzden böyle uzun bir giriş yaptım. Değişim tartışmasına müdahale ediyor. Merdan Yanardağ ve son iki madde bu Bir Gün Gazetesi'ndeki yazısından. 4. Seçimlerden sonra yandaş ve gerici medyanın neredeyse tümünün CHP'deki değişim tartışmasına kilitlenmesi. Buraya kimi muhalif medya kuruluşları ve gazeteci dostlarımızın da katılması dikkatleri iktidar üzerinden kaydırdı. Seçimlerde elde edemediği ezici zafer böylece altın tepsi içinde sunulmuş oldu. Oysa bütün hileye, hurdaya, baskıya, iftiraya ve mülteci oylarına karşı ancak kıl payı kazanılan bir seçim vardı. Biz bu anlayışa da karşı çıktık, yayın eksenimizi öyle kurduk. Çünkü CHP'ye ilişkin değişim tartışmasının yönü ve kapsamı da belli değildi. Ayrıca bir partinin iç işlerine gazetecilerin bu ölçüde taraflı ve müdahil olmasını da mesleki bakımdan doğru bulmadık. CHP'deki değişimin ideolojik, politik ve örgütsel düzlemlerin tümünde gerçekleşmesi gerektiğini savunduk. Evet. Ve madde 5. Sağa savrulan partinin halkçı, kamucu ve cumhuriyetçi temeller üzerinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini, bu bağlamda sola yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledik. Esas ve zorunlu olanın iktidarın ahlaki ve siyasal meşruiyetini sorgulamak olduğunu ifade ettik. Muhalefet alanındaki moral bozukluğunu, demokratik toplum havzalarındaki yenilmişlik duygusunu dağıtmak için ben özel olarak mücadele ettim. Bu tutumumuz birçok çevreyi rahatsız etti. Muhalefetin de bu tutukluluğa karşı protestoda gecikmesinin nedenini bile burada aramak lazım. Dolayısıyla tutuklanmanın CHP'deki değişim tartışmalarıyla da bir ilgisinin olduğunu düşünüyorum. Burası ilginç. Evet. İlginç. Burayı biraz açmak gerekecek. Herhalde bundan sonraki şeyi de açacak. Yazıda açacak Yanardağ. Bizim şu anda görmediğimiz yani, devamındaki... Şöyle devam. Diyor çünkü benim %48'e olan inancım, %48'i bir arada tutmak için verdiğim mesajlar, muhalefetin bu dağınık görüntüsü ve muhalefetin bu dağınıklığı içerisinden kendisine koltuk ne diyelim, kapmaya çalışan, kapma belki tam uygun olmayacak. O yüzden böyle çok uzun düşündüm. Ama işte bir koltuk mücadelesi diyelim hadi. Bir koltuk mücadelesine girişenler olacaksa ki olacak. Yani değişim tartışması bir anlamda koltuklarda oturanların da değişimine gibi sanki şey olmuş. Nedir o? Oraya sıkıştırılmış bir tartışmaya döndü. Benim bu çıkışlarım bu çevreleri de rahatsız etti. Dolayısıyla onlar da sessiz kaldılar diyor. Daha hala bir kısmında gayet sessiz. Evet. Şimdi hatırlar mısın ilk gün, yani Yanardağ tutuklandı, ilk gün çıktık ekrana ve tam bunu anlatmaya çalıştım. Merdan Yanardağ %48'i burada bir arada tutacak tezleri ifade ederken onunla ilgili ya siz titreyin ve kendinize gelin, yıkılmayın, siz yenilmediniz, %48'siniz, çok önemli bir güçsünüz derken